Turum Turum Lisesi okulun kraliçesini seçiyor. Bir sürü kız bu yarışmayı kazanmak istiyor ama bunu Caroline'dan daha fazla kimse istemez. O okulun en zengin kızı. Afişe adını büyük bir gururla yazıyor. Bu da Mia. Fakat o zengin değil, popüler de değil. Ama iyi bir mücadele vereceğini biliyor. Bu yarışmada iddialı. Bu yüzden o da adını yazıyor. Fakat kalemi keşke işe yarasaydı. Bunun için biraz yaratıcı olması gerek. Güzel. Acaba kim kazanacak? Jim öğle yemeğini evde unuttu. Mia'dan bu konuda yardım istedi ve o da onu kırmadı. Kızımız yemeğini paylaşmaktan mutluluk duyacak. Sahip olduğu bu küçük yiyecek olsa da. Jim bu yardımının karşılığı olarak ona güzellikte bulunacak. Ona oy verecek yarışmada. Caroline bu durumdan memnun değil. O herkesin oyunu kazanmak istiyor. Bu yüzden sinsi bir plan üzerinde çalışıyor. Herkesin oyunu almaya kararlı. Ücretsiz bir açık büfe etkinliğiyle isteğine ulaşmayı hedefliyor. Mia bunun üstesinden gelemez. Ne yazık ki seçmen kaybediyor. Seçmen kazanmanın tek yolu yemek değildir. Mia arkadaşına kopya kağıdı konusunda yardım eder. Sınavı geçebilmesi için. Nick onun bu iyiliğini unutmaz. Bir tane daha mı? İçinde para varken mi? Bu ilginç bir fikir. Caroline böyle şeyleri pek umursamıyor. Bu onun için kolay. Ona rüşvet veriyor ve Nick'i kendine çekiyor. Bunu kim gönderdi? Faye mi? Bu kağıt öğretmenden olsa gerek. Nick, sınavına çalışmalıydın. Caroline'ın kampanyası tüm hızıyla devam ediyor. Bana oy veren herkes benden para alacak. Caroline'ın bundan başka fikri yok. Bu şekilde oyları rahatlıkla kazanabilir. Mia sert bir şekilde karşılık vermek zorunda kalacak eğer kazanmak istiyorsa. Bir fikri var. Zencefilli kurabiye hamuruna ihtiyacımız olacak. Yuvarlayın, şekilleri kesin. 340 derecede 10 dakika pişirin. Kurabiyeleri yeşil kremayla renklendirin. İşlem tamam. Mia oy satın alamaz ama herkesi besleyebilir ev yapımı kurabiyeleriyle. İşe yaradı. Kurabiyeler çok lezzetli. What? Caroline tüm kurabiyeleri satın almak istiyor. Okay. Ama artık çok geç. Geriye sadece kırıntılar kaldı. Her şeyi satın alamazsınız. Caroline kampüste en yüksek teknolojili dolaba sahip. Onu açabilecek tek kişi o. Bu çok havalı çünkü dolabı ona özel. Evde bir şey unuttuysa bu durumu korumasına söylemesi yeterli. Dolabın içinde bir tünel var ve bu tünel onun malikanesine gider. Caroline'ın yanında bir şeyler getirmesine bile gerek yok bu sistem sayesinde. Koruma ihtiyacı olan her şeyi ona getirebilir. Bunun için ödemesini de alır. Fakat kapıyı tekrar açamaz. Bu dolabı yalnızca bir kişi açabilir. O da Caroline. Koruma mecburen taksiye binmek zorunda kalacak. Mia'ya gelince onun dolabı o kadar da etkileyici değil. Ayrıca saklayacak çok şeyi de yok. En azından dolabında Touch ID'si var. Açmak için tuşlaması yeterli. Ancak bu sistemin bazı dezavantajları var. Kapı her zaman kapanmaz. Ama Mia güçlü bir mıknatıs yardımı alabilir. Aslında bu yöntem de biraz fazla güç ister. O bunu hiç düşünmedi. Öğretmenler de oy kullanacak. Mia'nın Bay Mike'a yardım etme şansı var. İki farklı renkte köpük kağıt alın. Bir daire ve bir ağ kesin. Onları birbirine yapıştırın. Bunları boş bir halkaya nizami şekilde yerleştirin. Bu yüzük gerçekten işe yarayabilir. Mia Bay Mike'a bunu vermeye hazır. Öğretmeni onu beğendi.
Bu harika bir hediyeydi Mia. Thanks. Caroline hala hazırlanıyor. Okul kraliçesinin bir ilham kaynağı olmalı. Thanks. Yani tam anlamıyla profesyonel bir fotoğraf çekimi yapacak. Yarışmayı kazandıktan sonra okulun her yerine kendi fotoğraflarını asabilir. Ama şiş yanağı planları alt üst ediyor. Hepsi 20'lik dişi yüzünden. Neyse ki Caroline için bunu çıkarmak kolaydı. No. No. Oh my god. Bu diş çok büyük. Diş perisi kara borsasında gideri var. Diş hekimlerinin dişlerinizle ne yaptığını düşünüyorsunuz? Evet, onları diş perilerine satıyorlar. Wow. Mia da fotoğraf çektirmek istiyor. Ama o bilmiyor ki bu fotoğrafçı parayla çalışıyor. No. Mia'nın başka bir şey düşünmesi gerekecek. Resim kursuna gitmeye karar verir. Resim fotoğraftan çok daha iyidir. Elbette biraz eski moda ama en azından ücretsiz. Sanatın tümü güzel görünmez. Ancak çizimlerden biri Mia'ya bir fikir verdi. Kızımızın küpelere ihtiyacı var. Bir plastik levha alın. Kare kessin. Bir dizi yapay elmas alın. Ultraviyole cilası uygulayın. Yapay elmasları sıraya dizin. Ultraviyole lambasında pişirin. Diğer tarafa bir kilit yapıştırın. Küpeler tamamlandı. Bu küpeler Mia'yı harika gösterdi. Sen benim ilham perimsin. Yarışmacılarımızla tanışalım. Mia önde gidiyor. Sınıf arkadaşları için ev ödevi yardımı hazırladı. Bu hareketi ayakta alkışlandı. Fakat öğretmen o kadar etkilenmemiş. Mia'nın bu sunumu resmen güne damgasını vurdu. Kendinden emin hissediyordu. Ama Caroline'ı hafife almamalı. O da bir sunum hazırladı. Her şey parayla ilgiliydi. Sunumu gayet başarılıydı. İnteraktif kısmı bile vardı. Gökten resmen para yağıyordu. Vay, bu çok heyecan verici. Mia'nın favori bir aynası var. Bu onun uğurlu tılsımı. Sırt çantasına her koyduğunda herkes onunla ilgilenmeye başlar. Ama bu sefer Mia bu ilginin kaynağının sadece ayna olduğunu fark etti. Kimse gözlerini ondan ayıramıyordu. Bu adamlar açıkça kendilerini seviyorlar. Mia kaş yapayım derken göz çıkardı. Egzersiz yapmak herkese iyi gelir. Ancak kirlenmesi kolaydır. Zor bir antrenmandan sonra en iyi şey güzel bir duştur. Caroline'ın duşu da kendisi gibi oldukça özeldir. Parayla duş alır. Bu onun vazgeçilmezi. Duştan sonra her zaman dikkat çeker. Çünkü saçları kelimenin tam anlamıyla para saçar. Mia'ya gelince antrenmandan sonra duş almak onun için bir piyangodur. Herkes cennette büyümüyor. Maalesef kocaman bir sivilcesi var. Umarım duş ona yardımcı olur. Bu da ne? Su kirliydi. Bekle, belki senin için bu iyi olur. Şanslısın diyebiliriz. Artık yarışmada harika görünecek. Yarışmayı kimin kazanacağını öğrenmek üzereyiz. Oylar gösteriyor ki çoğu kişi Caroline'a oy vermiş. Bekle, başka biri daha oy kullanmış. Benjamin Franklin için mi? Caroline onu aldattı. Oy satın aldı. Ama sandıkta bir isim daha vardı. Okulun kraliçesi Mia.
Caroline ve Mia'nın Touch için verdikleri savaş hakkında ne düşündün? En sevdiğin karakter kimdi? Yorumlarda bize bildir. Turum Turum Trik'ten yeni bir videoyu asla kaçırmamak için beğenmeyi ve abone olmayı unutma.